Arkadaşlar bence bir sonraki periyotta hani şu Manisa depremlerinden sonra abi sence Marmara'da tsunami olur mu dediğiniz deprem olsa Kapalı Deniz'de kolay kolay tsunami olmaz ama 1-2 metrelik dalgalar ya 1-1.5 bir, bir metrelik dalgalar illaki çıkar kardeşim. Ee, bence şu hatta iyi bakmak lazım arkadaşlar bundan sonra. Şu Çanakkale hattına bence iyi bakmak lazım. Kim diyordu? Doğan Perinçek Hoca. Yıllardan beri der der durur. Allah razı olsun. Kendisine başarılar dilerim. Şu ayvacık, işte bir arasına bakmak lazım diye. Bence bir sonraki durak, özellikle şu Ege'nin canlanmasıyla beraber, şu Çanakkale açıkları ya da Çanakkale hapishisi, şu taraf olabilir. Bu yüzden Çanakkale tarafına e, bundan sonra, hani şu önümüzdeki, hani Mart, e, Şubat sonundan sonra dikkat etmek lazım ve e, izleyeceğim de, bir şey olursa da zaten söyleyeceğim. Ama bugün diyorum. Özellikle şu hatta dikkat etmek lazım. He yani ne olur ne biter? E belki hani yaşadığınız e, şu Ayvacık depremleri vardı ya 5.3, işte 5.4 gibi depremler şu hat üzerinde eğer karasal olarak gelirse e, burada öyle bir deprem oluşma riski var. İlerisi için e, konuşmak gerekse.